Tekrar herkese merhaba. Seminerin ilk bölümünde madencilikten yola çıkarak madencilik, enerji üretimi ve inşaat sektörlerinde ekolojik yıkımı bazı kavramlar çerçevesinde anlamaya, kavramaya, benzerlikleri saptamaya çalıştık. Bunları konuştuk. Şimdi ikinci bölümde oradaki kavramlar çerçevesinden devam edeceğim. Yani ne gibi kavramlar konuştuk? Meta, emek, gereksinim gibi kavramları konuşmuştuk. O zaman şöyle bir paralellikler bakımından üçüncü saptamayla yola devam edebiliriz. Metafetişizmi ekolojik yıkımı gizler. Metafetişizmi ekolojik yıkımı gizler. Şimdi nedir fetişizm? Bildiğiniz gibi bir nesneye rasyonel olmayan bir anlam yükleme. Aslına bakarsanız meta üretiminde gizli saklı bir şey yok. İlk bölümde konuşmuştuk. Meta, emekçinin bir ürünüdür. Emekçinin emeği sayesinde ortaya çıkar. Fakat meta bir fetişizme dönüştüğü zaman meta fetişizminde sanki metayı emek yaratmamış gibi, metanın kendisinde bulunan bir değermiş gibi meta fetişleştirilir. Dolayısıyla da burada metadaki emeğin yarattığı değer gizlenmiş olur. Metanın kendisine bir değer atfedilir. Böyle olduğu zaman da altın cevherinin işte bileziğe dönüşmesinde ya da kömürün elektriğe dönüşmesinde, taşın, kumun, tuğlanın inşaata dönüşmesinde, baraja, köprüye dönüşmesinde emek unsuru gizlenmiş olur. Sanki bunların kendisinde bir değer var. Değerin kendisi metada ortaya çıkıyormuş gibi bir durum ortaya çıkar. Burada kalkınma fetişizmiyle de bir paralellik kurulabilir şüphesiz. Bu büyük projeler, ilk bölümde konuştuğumuz büyük projeler aynı zamanda kalkınma hamlesi olarak ortaya çıkartılıyor. Diyelim işte İstanbul Havalimanı yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük havalimanı, Yusufeli Barajı yüksekliği bakımından dünyanın üçüncü en büyük barajı, işte Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamış karayolunun 2-3 katı kadar karayolu yapılmış olması, İlk bölümde söylediğim gibi enerji üretim kapasitesinin 3 katına çıkarılmış olması filan. Yani bunların hepsi sonuçta emekçilerin emeğiyle ortaya çıkartılmış işlerdir. Yani hem meta üretiminde hem de bu gibi bir takım altyapı tesislerinde emeğin kendisi meta fetişizmiyle emeğin kendisinin yarattığı değer gizlenir, bir perde arkasına atılır. Şimdi gene meta bakımından ilk bölümde demiştik ki meta emek ve doğa sayesinde üretilir. O zaman meta fetişizmi doğayla ilişkiler bakımından da gizleyici bir unsura dönüşür. Meta toplumun doğayla ilişki biçimlerini gizler. Birkaç bakımından gizler. Birincisi metanın kendisi sanki doğadan üretilmemişçesine, metanın kendisi bir kendiliğinden ortaya çıkmış bir nesneymişçesine kabul edilir. Dolayısıyla da burada metanın doğadan üretilmiş olması gerçeği gizlenir. Hani altın cevheri olmadan bilezik üretemezsiniz bunun gibi. Fakat bileziğin kendisi sanki kendiliğinden ortaya çıkmış, doğadan elde edilmemiş bir nesne gibi sunulur. İkinci olarak toplumun doğayla ilişki biçimlerinde meta doğanın araçsallaştırılmasına dönük bir sonuç doğurur. Çünkü doğadaki bir takım varlıklar meta üretiminde yararlı oldukları ölçüde kullanılırlar, anlamlandırılırlar. Dolayısıyla meta üretiminde doğa onun bütün anlam örüntülerinden, insanların doğaya verdiği değerlerden ayrılmış olarak sadece meta üretiminde yararlanılan araçlar, kaynaklar olarak görülür. Doğa çünkü meta üretiminde doğa yok sanır, gizlenir. Üçüncü olarak da tabii metanın gizlediği bir başka gerçek İşte ekolojik yıkımın gizlenmesi dediğim şey.
altın bileziğin o parlayan görüntüsü ya da altın külçenin o pırıl pırıl ışıldayan görüntüsü, elektriğin parlayan görüntüsü ya da işte İstanbul Havalimanı'nın o ihtişamlı görüntüsü vesaire. Bunlar hep doğada canlı ve cansız varlıklar üzerinde bırakılan geri döndürülemez, onarılmaz ekolojik yıkımlarla mümkün olmuştur. Dolayısıyla da bir altın bileziğin işte parıldayan ışığı nasıl ki siyanür balçıklarını, orada yaşamını yitiren börtü böceği, halk sağlığının ortadan kaldırılmış olmasını, iş cinayetlerinde emekçilerin yaşamlarını yitirmiş olmalarını, hep bunları gizler, örter, perdeler. Dolayısıyla da İstanbul Havalimanı örneğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir işte sıfır atık belgesi alan ilk havalimanı olarak Türkiye'de tanıttı orayı. Şimdi kuzey ormanlarının ortadan kaldırıldığı bir yerde işçi cinayetleriyle işçilerin haklarının gasp edilmesiyle anılan bir yerde sıfır atık belgesi alan bir havalimanı, işte dediğim bu tüm unsurları içeren bir meta fetişizmi ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Şimdi meta fetişizminin gizemini sıyırdığımızda şu olguyla karşılaşırız. Ekolojik yıkım sermaye çıkarlarının doyurulması nedeniyle oluşur. Meta üretiminde emekçinin yarattığı değere artık değer olarak sermayedar tarafından el konulur. Emek sömürüsü de böyle ortaya çıkar. Bunun ekolojik yıkımla ne ilgisi var diyecek olursanız, artık el konulan artık değerin genişlemesi için, sermaye birikiminin sürmesi için meta üretiminin sürekli genişlemesi gerekir. Meta üretiminin genişlemesi demek, bu metalar doğada bulunan varlıklar sayesinde üretildikleri için aynı zamanda da ekolojik yıkımın derinleşmesi, genişlemesi demektir. Dolayısıyla da ne kadar çok meta üretimi olursa doğa üzerinde bırakılan yıkım o ölçüde artar. Aynı şekilde meta üretimiyle beraber emek üzerindeki sömürü de demin dediğim gibi varlığını sürdürecek demektir. Şeyde ilk bölümde üzerinde durduğum rant projeleri de aynı zamanda rantiye kesimlerin çıkarlarını doyurur. Dolayısıyla da ekolojik yıkım faaliyetleri bakımından böyle bir ortaklaştırıcı neden aramak gerekirse, bu da sermaye çıkarlarının tatmin edilmesi, doyurulması, sermaye birikiminin sürmesi nedeni olacaktır. Şimdi sermaye tabii bu yıkım projelerindeki sorumluluk da yalnız başına değil. O zaman da son saptamamıza gelmiş oluyoruz. Sermayenin en büyük kolaylaştırıcısı, yardımcısı, destekçisi devlettir. Dolayısıyla da devleti işin içine sokmadan, devletin sorumluluğunu saptamadan ekolojik yıkımı yeterince kavrayamayız. Devletin esasında gene yani altın simgesiyle ilişkiyi kurmak gerekirse, Lidya Krallığı'nda Karun'un zenginliğini sağlayan şey de altın paraların ayarı, o her bir altın sikkesinin işte gramının belirlenmesi, tescil edilmesiydi. Dolayısıyla da Karun zenginliğini de böyle bir egemenlik yetkisini kullanarak sağlamıştı. İşte o günden bugüne sınıflı toplumlarda devletin etkisini saptamak gerekir. Şimdi ekolojik yıkım çerçevesinde sermayenin faaliyetlerini kolaylaştırması nasıl olur devletin? Burada pek çok işte madencilikte, enerji, elektrik enerjisi üretiminde, inşaat sektöründe, o büyük projelerde bütün verilen izinler, ruhsatlar, bir takım işte iş emirlerinin tamamı, bütün ruhsatlar devlet kurumları tarafından verilir. Dolayısıyla da bir madencilik projesine başlamak için öncelikle o izinlerin alınması gerekecektir.
Yani elektrik üretiminde, altyapı tesislerinin yapılmasında ya da rant projelerinde ihaleye çıkılmasında hep birincil olarak devletin rolünü saptayabiliriz. Bunun dışında özelleştirme faaliyetleri bakımından devletin sorumluluğunu tespit edebiliriz. Burada da halkın erişimine açık olan yerlerin sermaye faaliyetlerine terk edilmesi olarak bu özelleştirmeyi saptayabiliriz. İşte Kaz Dağları'nda, Kapadokya'da, ormanlık alanlarda yani halkın erişebildiği bir takım yerlerde madencilik projelerine izin verilerek aynı zamanda özel çıkarların bu arazilerde hakim kılınması sağlanır. Yani bir yönüyle halkın erişimine kapatılırken öbür yönüyle de bütün bu araziler ekolojik yıkım sonucu doğuracak faaliyetlere terk edilir. Bir başka unsur kuralsızlaştırma, doğal varlıkları korumak amacıyla getirilmiş bir takım işte mevzuatların ortadan kaldırılması, bu kuralların esnetilmesi gibi işlemler. Buna paralel tabii bir başka unsur sermaye yararına yeniden mevzuat oluşturma. Burada mesela madencilik sektöründe maden kanunu bugüne kadar 24 kere değiştirildi. 25.si yapıldı. Şeyin resmi gazetede yayınlanmayı bekliyor. ÇED yönetmeliğinde yani bir takım yıkıcı, ekolojik bakımdan yıkıcı faaliyetler için çevresel etki değerlendirmesi yapılır. Burada 20'den fazla yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bunların her biri ya da enerji mevzuatı sık sık değişiyor. İnşaat sektöründe imar afları yine öyle imara aykırı yapılara af getirilerek buradaki işte kıyılarda, orman alanlarında pek çok sermaye etkinlikleri de affedilmiş oluyor. Bunun gibi mevzuatı sermayenin yararına olacak şekilde yeniden düzenleme gene devletin sermaye yararına yaptığı işlemlerdendir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın daha 2009 yılında yaptığı bir konuşma var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşma. Orada diyor ki biz madenciliği nerede yapacağız? Yani bunu ormanlık alanlarda işte efendim ya da orman vasfını yitirmiş yerlerde, mera vasfını yitirmiş yerlerde filan yapamazsınız. Yani maden neredeyse orada gidip o madeni çıkartmak gerekir diyen bir konuşma. Nitekim de tam da buna uygun olarak işlerin ilerlediğini görüyoruz. Mevzuat değişiklikleriyle bütün korunan alanlar madenciliğe açılmıştır. Korunan alanlar bütün doğal sit alanları, işte ağaçlandırma alanları, orman alanları, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat anıtı, tabiat koruma alanları, turizm bölgeleri vesaire, meralar, yaylalar bunların tamamı madenciliğe açılmıştır yani koruma alanı. Aynı zamanda bu şey için de geçerlidir. İnşaat ve enerji sektörü yatırımları için de geçerlidir. İşte madencilikte meralarda ve yaylalarda her türlü işte enerji üretimi, efendim turizm için inşaat yatırımları ya da yaylaları birbirine bağlayan işte yeşil yol, bunun yanında meralarda kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gibi bir takım mevzuat değişiklikleri görüyoruz. Dolayısıyla da meralarda ahır bile, köylüler meralarda ahır bile yapamazken meralar kentsel dönüşüme konu olabilecek bir mevzuat değişikliğine tabi oldular. Bunun yanında milli parklarda, doğal sit alanlarında yenilenebilir enerji santralleri yapılabilmektedir. Ormanlarda enerji, ulaşım, haberleşme, petrol vesaire gibi gene enerjiyle ilgili ya da altyapı tesisleri kurulabilmektedir. Enerji az güvenliği bakımından stratejik yatırımlar neresi uygunsa yani herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın her türlü korunan alanda işte kıyılarda, ormanlarda, yaylalarda orada burada yani stratejik yatırım olduğuna karar verilen bütün yatırımlar enerji az güvenliği bakımından stratejik olduğuna karar verilen yatırımlar
yapılabilmektedir. Bunların hepsi bu işte kuralsızlaştırma ya da yeniden kurallaştırma denilen devletin mevzuat değişiklikleri çerçevesinde mümkün olabiliyor. Bir başka tabii devletin yine burada ekolojik yıkımı sermaye yararına kolaylaştıran hamlelerinden bir tanesi de denetimsizleştirme. Denetimsizleştirme mesela 2015 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu maden arama konusunda daha önce engel olunan bir takım lisanslarla ilgili 960 ruhsat talebinin bir hafta içerisinde olumlu biçimde yanıtlandığını açıklamıştı. Yani şimdi bir hafta önce uygun olmayan bir ruhsat bir haftada nasıl olumluya döndü? Bunun gibi yani bir takım denetimlerden uzaklaştıracak ve yıkımı kolaylaştıracak hamleler söz konusu olur. Bir başka burada devletin gene sermaye yararına yapabileceği işlerden bir tanesi ya da günümüzde ortaya çıkan bir durum merkezileştirme diyebileceğimiz. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ortaya çıkan yapıda maden, enerji, inşaat ve benzeri gibi yatırımlarda tek yetki sahibinin Cumhurbaşkanlığı makamı olması. Dolayısıyla da herhangi bir işte tartışmaya, bununla ilgili karar alma mekanizmalarında demokratik tartışmaya açılmadan bir kalemde bu yatırımların merkezi düzeyde izin işlemlerinin tamamlanması, önünün açılması. Bir başka burada üzerinde durabileceğim bir unsur da güvenlik dili oluşturmuş olması, devletin bir güvenlik dili oluşturmuş olması. Bununla ilgili de Adalet Kalkınma Partisi'nin 2018 seçim beyannamesinde çok ilginç bir ifade var. Şöyle ki, proje ve planlama güvenliği, çevre güvenliği, yatırım ve sermaye güvenliği, rezerv güvenliği, bilgi güvenliği ve iş güvenliği gibi hususlarda güvenli madenciliğin yol haritası çalışmasını yapacağız. Cümlede kaç tane güvenlik sözcüğü geçti bilmiyorum ama bütün bu madencilik işlemlerinin böyle bir güvenlik parantezine alınmış olması ilginçtir. Bunun doğurduğu sonuçlardan bir tanesi şu. Böyle bir güvenlik dili hakim olduğu zaman işte enerji, madencilik, inşaat vesaire bunu bütün alanlara doğru uzatabiliriz. O zaman bu gibi faaliyetlere karşı çıkılması ulusal güvenliğe bir tehdit olarak sunulabilir. Bir takım işte terörist faaliyetler olarak bu güvenlik dili içerisinde görülebilir. Nitekim Kışladağ Madeni'nin mesela 2000'lerin başında Kışladağ Madeni'ne karşı çıkan köylülere terörist faaliyet yapanlar deniyordu. Yahut işte hain deniyordu. Yine Bergama'da, Cerattepe'de madene karşı çıkanların Alman casusu olarak nitelenmeleri gene bu güvenlik dilinin bir başka uzantısı olarak görülebilir. Dolayısıyla da bu böyle bir güvenlik dili çerçevesinde her türlü ekolojik muhalefet üzerinde önemli bir baskı oluşturulur. Şeyin tabii ekolojik muhalefet üzerinde bu yıkıcı projelere karşı çıkanlar üzerinde başka baskı mekanizmaları da var. Yani bu bütün bu projelerin yürütülmesi için bir şekilde ortaya çıkan ekoloji muhalefetinin sindirilmesi gerekir. Devlet aygıtları da çeşitli biçimlerde bu rolü üstlenirler. Yani jandarmasıyla, işte polisiyle, mahkemesiyle, idari para cezalarıyla, hapis tehditleriyle vesaire ekolojik muhalefet bastırıldığı ölçüde yıkıcı projelerin de önü açılabilir. Dolayısıyla da burada bunun da pek çok örneğini gene bulmak mümkün. Yani madencilik karşıtı mücadeleler işte Kaz Dağları'nda, Kışladağ'da, Cerattepe'de, Bergama'da, başka yerlerde en son Tokat'ın Erbaa ilçesinde başlayan projeye karşı bunları görüyoruz. Üçüncü
köprüye karşı, işte İstanbul havalimanına karşı mücadelelerde bunu görüyoruz. Termik santrallere karşı, işte rüzgar enerjisi santrallerine, JES'lere, HES'lere karşı mücadelelerde bunları görüyoruz. Tüm bu mücadeleler aynı zamanda sermaye ile devlet arasında yıkıcı projeler çerçevesinde işleyen ortaklığa engel olma projeleridir. Dolayısıyla da devletin bütün bu saydığım kolaylaştırıcı işlemleri yanında bir de muhalefeti, ekolojik muhalefeti sindirmeye çalışması tamamen dikensiz gül bahçesinde sermayenin dilediğince at oynatmasına olanak tanır. Dolayısıyla da böyle bir çerçevede ekolojik yıkıma, ekolojik yıkım oluşturan bir takım etkinlikleri ortaklaştırabiliriz. Şöylece tekrar sıralamış olayım. Birbirinden ayrılan bir takım projeler bakımından ya da işte etkinlikler, iktisadi faaliyetler bakımından meta üretimi kavramı bizim için yol gösterici bir kavram olabilir. Yani meta üretimi çerçevesinde ekolojik yıkımın büyük bir bölümünün ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir bu. İkincisi, meta kavramı çerçevesinde hani bir gereksinime dahi denk düşmeyen bir takım büyük projeler, altyapı projeleri, inşaat faaliyetleri, işte bir takım enerji tesisleri vesaire gibi durumları da sermayenin gene işte sermaye birikimi, rant elde etmesi vesaire çerçevesinde kavramlaştırabiliriz. Dolayısıyla da yani meta üretimine sığmayan bazı etkinlikler için yine yani meta kavramı içerisinde dönebilecek bir tartışmayla gereksinim ötesi, gereksinimi dahi karşılamayan iktisadi faaliyetleri de anlayabiliriz. Meta fetişizmi ekolojik yıkımı gizler, örter dedim. Burada da özellikle doğada bırakılan yıkıcı etkiler, meta üretiminin doğada bıraktığı yıkıcı etkiler, o metanın altın gibi parlayan İstanbul Havalimanı gibi görkemli vesaire yapılarda görünmez kılınır. Sanki doğaya hiçbir etki verilmemişçesine bir gizeme büründürülür. Bu da bizim için meta fetişizmi kavramından alabileceğimiz bir yardım. O zaman tüm bu yıkıcı faaliyetleri nereye bağlayacağız? Sermayenin sermaye birikimini sürdürmesi, kendi işte sermaye çıkarlarını tatmin etmesi çerçevesine oturtabiliriz ki meta üretimi çerçevesinde ortaya çıkan emek sömürüsü ve doğa yağmasını da gene sermaye çıkarlarıyla ilişkilendirebiliriz. Burada sermaye yalnız başına değil, yani devleti çevrim dışı bırakmamak gerekir. Ekolojik yıkıcı faaliyetlerde sıraladığım gibi devletin sermaye yararına pek çok etkinliği, faaliyeti söz konusu olur. Evet, dilerim ekolojik yıkım çerçevesinde ele aldığımız bu üç sektör bakımından yeterli, doyurucu bir seminer ortaya koyabilmişimdir. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum.